Siz de benim gibi buna veyahut buna. Sen de TikTok'ta canlı yayın yapıp yüzünü göstermek istemiyorsan ve bu avatarları nasıl kullanacağını da bilmiyorsan bu video tam da sana göre. Bu avatarlar ücretsiz bir şekilde hizmete sunuluyor. Kafanızdan gözünüze, kaşınızdan dudaklarınıza kadar bütün yüz alan bölgenizi tarayarak bu şekilde avatarı kontrol etmenizi sağlıyor. Sen sağa dönersen o da sağa döner. Sen sola dönersen o da sola döner. Nasıl sistem? Güzel değil mi? Hadi hiç lafı uzatmadan videoya geçelim. Selam canlar, ben Kubilay Can. Evet arkadaşlar, Animeiz programını tanıştırmadan önce sizlerden ricam avbulut.com sitesine uğramalısınız. Eğer sizler de benim gibi telefon kılıfı hastasıysanız, şöyle ekranda görmüş olduğunuz gibi cam bir kılıf. iPhone 8 Plus'ım var mesela, buna bir cam kılıf çok işe yaradı. Hani düştüğünde bu camı kırılsın. Bu arada bu tamperli bir cam olarak geçiyor. Sizler de tabii almak isterseniz farklı farklı telefon kılıfları da mevcut. Başka platformlardan mesela 300 liraya satılan kılıf benim platformda 90 liraya satılıyor. Bakabilirsiniz arkadaşlar. Her neyse, şimdi gelelim konumuza. Animeiz programı ücretsiz bir program. Ve biz bunu nereden indireceğiz? Google'a yazıp da indirmenize gerek yok. Steam'iniz varsa Steam'inizi açın. Giriyorsunuz abi. Burada mağaza bölümünü seçiyorsunuz. Arama bölümüne Animeiz yazın. Tamam mı? Burada ücretsiz bir şekilde zaten gözüküyor. Buna tıkladığınızda aşağı tarafta zaten indirme şeyi gözükür. Ücretsiz. İster canlı yayında, istersen video çekmekte. Yani her yerde kullanabilirsin. Discord'da da kullanabilirsin. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bu herhalde bir güncelleme gelmiş buna. Webcam olarak kendini gösteriyordu. Şimdi webcam olarak göstermiyor. Niye göstermiyor bilmiyorum. Büyük ihtimal bu güncellemeden dolayı bir bozmuşlar orayı. Düzeltirler diye düşünüyorum. Adamlar sürekli aktif bir şekilde bununla uğraşan ekip var. Çok fazla böyle bir yayıncı olduğundan dolayı büyük ihtimal uğraşıyorlar. Şimdi Animeiz programını yükledikten sonra açıyorsunuz. Çok da bir gigabyte yok zaten arkadaşlar. Bakalım. Animeiz programı 4.2 gigabyte'lık yer kaplıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi aşağı indirdim. Şimdi Animeiz'in içeriye girelim. İçeride nelerimiz var? Sadece bu karakterimiz yok. Burada uygulama içi satın alma özelliği de var. Sizler buradan coin aracılığıyla 1000 coin'e 5 dolar verebilirsin. 2500 coin'e 10 dolar verebilirsin. 6000 coin'e de 20 dolar verebilirsin. Şimdi bu coin aracılığıyla bazı avatarlara sahip olabiliyorsun. Mesela burada sol tarafta avatarlar var. Animeiz logonun altında avatarlar var. Buraya tıkladığınızda My Avatars'ı seçiyorsunuz ve aşağıda bir sürü avatarlar var. Ama bu avatarların altında şöyle bir coin varsa sizden coin istiyor, anladınız mı? Şöyle Animeiz logoları gözüküyor, görüyor musunuz? Ya yani kullanmana müsaade etmiyor işin doğrusunu söylemek gerekirse. Ben sizin yerinizde olsam zaten bu coin ibaresi olmayanları seçsem zaten ücretsiz. Kıyar olduk şimdi. Bu arada bir de şöyle de bir durum vardı arkadaşlar, onu da anlatmadan geçmek istemiyorum. Bu önceden sese de kalibreliydi. Konuştukça da ağız oynuyordu ama şu anda oynamıyor, bilmiyorum. Farkındaysanız ben ağzı yayvan şekilde konuşursam anca oynuyor. Aksi halde sese bakın normal bıraktığımda gördüğünüz gibi oynamıyor. Fark ettiniz mi? Şimdi burada istediğiniz karaktere bürünebiliyorsun. Mesela iskelete bürünebilirsiniz. Kafanı sağa sola oynattığında da o da oynuyor. Şu an ben düzüm, bak ekranda düzüm değil mi? Bak görüyorsunuz değil mi? Düzüm. Düz olduğum halde neden bu kafa böyle yamuk bakıyor? Heh. Burada da kalibrede sıkıntı oluyor. Nasıl yapacağız? Hemen şu sağ tarafta bulunan benim kameramın altında calibrate var. Kalibrasyon kısmı. Ona bastığında düzelir. Ve ondan sonra sen sağa dön, sola dön, yukarı, aşağı. Gördün? Bu kadar basit. Şunu biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bir ara bunun canlı yayını yapan bir arkadaş vardı. Keşfete düşüyordu. Aa, bu arkadaş mesela bunu satın almış. Bununla sürekli yayın yapıyor. Canlı yayında böyle bir karakter vardı. Aksi miydi? Neydi? Bir tane yapay zeka ya konuşuyormuş da falan da filan da. Oradaki animasyon karakter buydu aslında. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bazı karakterlerin avatarları var. Patlıcan var, kabak var, muz var, limon var. Mesela aşağı indiğinde ücretli kediler var. Mesela ben şunu ücretli almışım belli ki. Birini ücretli aldıydım ama hangisini aldım bilmiyorum. Kediyi almışımdır büyük ihtimal. Mesela şöyle bir kız var. Avatar olarak köpek balığı var. Bu balık herhalde, balon balığı. Ondan sonra aşağı indiğimizde mesela virüs var. Tuvalet var. Rakun var. Kemalcan parlak. Neyse, hamburger falan var, aslan var gibi gibi bir sürü tuvalet kağıdı falan. Bakın böyle bak kurcalamanız lazım. Bak bu yeni gelmiş mesela, ben bunu bilmiyordum. Ne kadar yüz hatları falan gerçekçi, görüyor musun? Nasıl sizce, güzel değil mi? Bu arada renklerini de değiştirebiliyorsunuz. Şöyle yapabiliyorsunuz ya da ne bileyim işte kıpkırmızı yap istersen. Böyle siyahi yap, işte beyaz yap. Kafana göre takıl. Mesela burada da bu neresiymiş mesela. Ha bak bu ağız burun kısmı burası. Buradaki neymiş? Ha bu da yüzündeki siyah noktaları mesela ayarlıyor. Daha da böyle şey olsun. Ha bu da beyaz olması.
daha mantıklı. Tamam. Hit size kısmı da kafanızın büyütebiliyorsun, istersen küçültebiliyorsun. Göz rengini istersen böyle yeşil, pembe, böyle değişik bir şeyler yapabiliyorsun. Abi ben kendi avatarımı kendim yaratmak istiyorum diyorsan personas kısmı var, tamam. Buradan erkek mi kadın mı ona göre ayarlıyorsun. Ki bizim erkekler büyük ihtimal kadın karakter seçecekler. Ben de o zaman kadını seçiyorum. Erkek seçmezler. Neden olduğunu da TikTok canlı yayındaki gezen arkadaşlardan bilirsiniz. Her neyse, şimdi arkadaşlar buradan yüzünün rengini ayarlayabiliyorsunuz, tamam mı? Oğlum bu ne lan? Böyle bir sevgilim olsa yemin ediyorum eve girmem ya. O kadar zombi gibi, bu ne oğlum? Şu iyi ya, şu ideal. Bir bundan korkarım, bir de bundan korkarım. Bir ortası olması lazım. Şöyle bir ortası. Şu zaten beti benze atmış. Bunu zaten yarına yaşamasın meçhul. Yüz biçimi işte yuvarlak mı olsun, biraz daha keskin mi olsun? Mesela şöyle üçgen oluyor. Kaşın incelik kalınlığını ayarlayabiliyorsunuz. Bu arada bu ücretsiz. Bunu da söyleyeyim. Bu ücretsiz. İstediğiniz şekle çevirebilirsiniz. Kendiniz ayarlıyorsunuz. Yine göz rengini, gözün şeklini, çekik mi olsun, yuvarlak mı olsun, eşek gözlü mü olsun gibisinden bunu ayarlayabiliyorsunuz. Arkadaşlar props'a geliyoruz. Bu props neyimiz arkadaşlar? Bizim karakterimizin üstüne veyahut önüne bir şeyler getirmeye yarıyor. Mesela ben karakterime şapka giydirmek istiyorum. Aha şunu giydireyim. Happy birthday şapkası, tamam. Şöyle kafasına gözük. Bu şapkayı ister büyüt, ister küçük, tam otur istersen şöyle. İstersen yana sağa sola çek. İstersen aşağı yukarı çek. Fark etmez. Bunlar tabii siz akisleriyle oynamak zorundasın. Biraz aşağı indireyim. Yani kafasına şapka takabilirsin. Ondan sonra başka ne vardı? Kulaklık. Kulaklık çok büyük oluyor mesela. Ben de bu kulaklığı şöyle yapıyorsun. Yayıncısın ya sonuçta. Props'tan istediğiniz gibi işte bir şeyler takabiliyorsunuz. Sırtına kelebek takıyor. Oha, rengi de değişiyor kelebeğin. Fark ettiyseniz bakın. Bunu kaydet lan, bu çok güzelmiş. Böyle kelebek dövmesi olan arkadaşlar tam size uygun. Baktık ki arkadaşım biri dedik ya bu ne ya, ücretsiz, bunları ben beğenmedim. Shop'a giriyorsun kardeş. Tamam, buradan istediğini satın alabiliyorsun. Background'a geliyoruz arkadaşlar. Şimdi diyeceksin ki abi şu an senin arka plan avatarın da arkasında. Nasıl oldu bu? Bak anlatıyorum. Background'a geliyorsun kardeşim. Önce burada bir fotoğraf çekmen lazım arka planı. Sen olmayacaksın orada. Fotoğrafını çektikten sonra gelip bilgisayarına yükle. Sonra yükledikten sonra şuraya artı basıyorsun. Neredeyse onu bulup yerleştiriyorsun. Arka plan otomatik bir şekilde geliyor. İstersen burada da arka planlar var. Mesela şöyle bir arka plan var. Burası uzay gemisi gibi bir şey mi? Ne lan bu? Scooby-Doo'nun minibüsü mü? Bu ne biçim metro arka planı var. Bak bu daha biraz daha gerçekçi oluyor. Ya sen bunları tabii ki de değiştireceksin. Background'unu ayarlayacaksın. Nvidia Broadcast'i belki bilenleriniz biliyordur. Bilmeyenleriniz varsa da kısa bir anlatayım. Nvidia ekran kartlarına özel hazırlanmış bir yapay zeka aracıyla çalışan hem sesimizi şu anki duyduğunda Nvidia Broadcast'ten duyuyorsun. Mikrofon ve equalizer'ın kaliteli olması önemli değil. 10 liralık mikrofon bile alsan senin sesini çok güzel, tok ve net bir şekilde dip seslerini, arka plan seslerini kapatarak sana güzel ses ulaştırıyor. Webcam'in varsa webcam'de Nvidia Broadcast'e de bağladığında arka planı yok ediyor. Veyahut arka planını blue yapıyor, yani blurluyor. Şunu koyduğumuz anda Nvidia Broadcast'e de tanıttığımız anda webcam'imizi arka plandaki yeşillik gidecek. Burada yanlış bilmiyorsam arka planı yok etme gibi bir durum yok. Sadece o Nvidia Broadcast'te var. Sen bunu Nvidia Broadcast'te tanıtarak yapabilirsin. Ekran kartı Nvidia olan arkadaşlar kullanabiliyor diye biliyorum. Diğer arkadaşlar kullanabiliyor mu hiçbir fikrim yok. Bir deneyin, şansınızı belki kullanırsınız. Şimdi ben buradan arka planımı kontrol edebiliyorum. Mesela burada Animes Virtual Kamera diyerek seçip arka planını, sanal arka planını aktifleştirdikten sonra kaldır deyip arka plandaki yeşillik gidebiliyor. Bunu yapabilirsiniz. Ses kısmında da dediğim gibi işte gürültü engelleme, o da efektini, yoğunluğunu arttırırsınız. Arka plandaki dip ses, nefes aralığınızı hepsini en dibe çeker ve daha bir tok, daha bir net bir şekilde şu anda duymuş olduğunuz gibi sesimi sizler de izleyicilerinize duyurabilirsiniz. Nvidia Broadcast'i kapatıyorum. Buradaki durumu az çok olsun anlamışsınızdır. Fark ettiyseniz bir şey göstereceğim. Bir saniye. Onu da göstereyim. Şimdi oynamıyor karakter. Fark ettiniz değil mi bu karakterin oynamamasını? Şu an niye oynamıyor? Aslında ben oynuyorum şu an. Farkındasınız değil mi? Heh, bunun oynamamasının sebebi şu. Enable Virtual Camera. Bunu aktif yaparsan, gördün mü? Oynamaya başladı. Bunu aktif yapacaksın. Record kısmını da aşağı doğru indir. Tamam mı? Bu gözükmesin. Sonra Nvidia'ya bak. Tamam. Daha rahat oldu. Şimdi şu sahne stickerlara gelelim arkadaşlar. Burada abone ol butonumuz var. Subscribe. Bunlar İngilizcedir. Hiçbir şekilde bunu değiştiremezsiniz. Türkçeleştiremezsiniz. Başka bir çareniz yok. Bunu bu şekilde kullanacaksınız. Boyutunu falan ayarlarsınız. Çoğu kişi de kullanmayacağını düşünüyorum. Burada çok fazla stickerlar var. Koltuk
moltuk var. Buna da tavsiye etmiyorum. Zaten bu koltuk tam kalibreli bir şekilde oturtuyor kendisi. Gerek yok. Başka bir koltuk denemek istersen bu biraz sana zor olabilir. Çünkü böyle arkaya alacaksın. Yok bilmem aşağı indireceksin. Büyüteceksin ki zaten şu an son hali. Büyümüş hali. Bence tavsiye etmem arkadaşlar. Bunu yapmanıza gerek yok. Bunları görmüş oldunuz. Şimdi Animate Rooms kısmına gelecek olursak. Buradaki Animate Rooms arkadaşın varsa birlikte chatle konuşabileceğin bir oda kuruyor. Sesli veya görüntülü. Bunu sonra ilerleyen vakitte anlarsın. Şimdi arkadaşlar burada voice mod var. Şaşırdım voice modun olmasına. Voice mod nedir? Ben size şöyle söyleyeyim. Sesinizi şu anki konuştuğunuz sesten biraz daha farklı bir ses geliyor. İşte ses inceliği, kalınlığı, çocuk sesi, kadın sesi gibi. Anladın mı? Bunu yapabiliyor artık. Uygulama kendisi yapıyormuş. Ben bunu hiç bilmiyordum. Yeni keşfettim. Sizle birlikte aslında keşfettim ama videoyu malum kaydını alamamışım. Kayıt tuşuna basmamışım. Her neyse. Şimdi şöyle bir durum var. Voice modu seçtiğinizde Dolland Free diye bir bölüm çıkacak sizde. Ona basın, indirin, kurulumunuzu yapın abi. Yaptıktan sonra zaten burada bir yüklemeleriniz gelecek. Burada ücretsiz kısımlar banana, işte ne bileyim custom feature ve magic. Bir de bu arkadaş varmış sesi. Diyorum ki arkadaşlar bunlar klasik olmuş şeyler. Size tabii ki de kız sesi ya da bir çocuk sesi lazım. Banana bir çocuk sesine daha bir uygun ama kız sesi olması lazım. Onlar pro modu. Yani o voice modun kendi programının içerisinde bir de satın alma özelliği de var. Bayan modunu seçebilirsiniz. Onu da buraya yükleyebilirsiniz. Burada hemfikir miyiz? Şimdi bayan dedim var ya gene tepki yiyeceğiz. Neyse. Bunu bu şekilde çözdüğümüzü varsayalım. Tamam mı? Ha bir de şunu da söyleyeyim. Şimdi bu bananayı seçtim varsayalım. Sesin çocuk sesi olarak gitmesi lazım TikTok'a. Peki nasıl gidecek? Hemen anlatıyorum, iyi dinle. TikTok'taki o hani ses bölüm vardı ya. Benim mikrofonu ne yaptım? Nvidia Broadcast olarak tanıttım. Tanıtma. Animaze'in kendi mikrofonunu tanıtacaksın orada. Orada zaten gelir Animaze'in mikrofonu diye gözükür. Sen onu seçiyorsun dostum. Voice modunu bitirdin. Artık senin sesin ince bir şekilde karşı tarafa gidiyor. Bu kadar basit dostum. Bu şekilde çözdüğümüzü varsayalım. Sadece değişiklik yapıyorsun. Emoji kısmına gelelim arkadaşlar. Burada istediğiniz emojiyi koyabilirsiniz. Böyle emojiler koyabiliyorsunuz. Ne bileyim işte böyle panik emojisi. Ondan sonra susama emojisi. İşte ateş emojisi. Bazıları bana diyor ki ya abi para tabancası atıyorlar hediye olarak. Efekti istiyorlar. Şöyle bir efekt olabilir. İşinize yarar mı? Ne kadarını yarar bilemem ama benim işime çok yarıyor. Onu söyleyebilirim. Bunu koyabilirsiniz. Bu karakterlerimizin bir de animasyonları var. Şimdi bu animasyonlarında animation ve poses ve idles adında 3 parametre var. Animasyon karakter yapar, hareketini durur. Ama idles bölümüne geldiğimizde arkadaşlar ninja hareketi yapıyor, animasyon yapıyor. Bu durmaz. Bu ne zaman durdurursun sen? Default idle'ını alırsan durur. Yani M tuşuna basarsan durur. Burada bir de poses durumu var. Bu ne biliyor musunuz? Karaktere yanaşalım. Ağzına bakın abi. Şişirdi. Dil çıkarma var ama dil çıkarmıyor bu. Niye çıkarmıyor ben de bilmiyorum. Dil çıkarmıyor. Animasyonlardan mesela şöyle bir animasyonda el sallama var. Tamam şöyle biraz geri yapıyoruz. El sallıyorsun. İşte okey veriyorsun. Ne diyor lan bu dercesine. Ya da no 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 diye gibi böyle bir emojiler var. Ya yani burada bir sürü emoji var arkadaşlar. Bunları kullana kullana anlarsınız zaten. Şimdi gelelim ayarlarımıza. Bu arkadaşımız İngilizcedir. Türkçe dili çeviremezsiniz. Bunu İngilizce olarak alışmanız gerekiyor. Language'e girdiğinizde zaten İngilizce, İspanyolca, Korece, Japonca, Portekizce ve Rusça olmak üzere başka dillerde de bulunmakta. Ama ve lakin Türkçe yok. Biz zaten hiçbir yerde yokuz ki. Neyse. Video grafik ayarlarında 60 FPS yapıyorsunuz. VSense'i kapatıyorsunuz ve 16'ya 9 diyorsunuz. Başka hiçbir şey kurcalamayın arkadaşlar. Settings'e tekrar geldiğimizde ayarlarımıza webcam. Şöyle bir sıkıntımız var. Bunu da sizlere bahsedeyim. Benim kameramın ismi Integrated Camera. Tamam bu webcam'in ismi. Ben buraya bastığımda bunu bulamıyorum ya. Bunu bulamıyorum. Burada bug'a giriyor bulamıyorum. Ben ne yapıyorum abi? Webcam'e geliyorum. Buradan bakıyorum. Buradan gözüküyor çünkü. Buradan gözüküyor. Buradan gözükmüyor. Şimdi ben burada gözükürse buna tıklıyorum. O zaman tak geliyor oraya da. Şimdi siz buradan önce boyutunu ayarlıyorsunuz. Tamam 1200'e işte 720 30 FPS. Tamam mı? Bu aşağı taraftaki no flip yapıyorsunuz. Bu aynalamadır. Sağdan sola aynalama. Aşağıdan yukarı aynalama. Buna gerek yok. Show webcam. Bunu kapatırsan ne oluyor biliyor musun? Aha bu oluyor. Bak karakterin kafaya bir bak. Ben şu an ekrana bakıyorum. Kameraya bakıyorum. Karakterin kafası yamuk mu? Evet yamuk. Nasıl şimdi kalibre edeceksin? İşte burada da sıçtık. Bunu kalibre etmemiz için show webcam'ı açıyoruz. Burada kameraya bakıyoruz. Calibrate butonu var şurada. Tıkladığında karakterin kafası tam oturuyor. Ve sonra kafayı ona göre ayarlıyoruz. Bunu anladığınızı varsayıyorum. Tamam mı? Şimdi webcam'den geri geliyoruz. Audio'ya geçiyoruz. Burada mikrofonunuzu Nvidia Broadcast ki ben onu kullanıyorum ondan dolayı. Siz de kendi mikrofonunuzu ayarlıyorsunuz. Şimdi gelelim TikTok Live Studio'ya. Arkadaşlar ben zaten önceden yayınlarımda bunu denedim. Buradan artıya basın abi. Tamam mı? Kamera kısmı var. Nerede? Burada. Kamerayı seçtikten sonra burada Nvidia Broadcast diyoruz. Eğer sizin Nvidia'nız varsa arka planı yok edebiliyorsanız bu şekilde daha iyi olur. Animaze'in logosu falan gelmez. Hem de bu şekilde daha temiz, pürüzsüz bir şekilde görüntü elde etmiş olursunuz. Arka planınızda da oyun varsa oyunu göstermiş olursun. Sen de onun önünde olursun. Başka ne anlatacağım? Şey konusuna gelelim. Bu ses konusuna. Hani voice mod özelliği vardı ya. Siz buraya geliyorsunuz şu ses karıştırıcıya, tamam mı?
Buradan birincin mikrofon var, tamam. Ekle diyorsun. Seç diyorsun. Mikrofon Animes Virtual Audio. Bunu seçebilirsin. Bu da varmış. Ama şimdi bu hangisi? Şimdi bunu siz denemeniz lazım. Ya bu Animes Virtual Audio ya da Line9. Tamam, bunu daha yeni keşfettiğim için bilmiyorum. Test etmedim. Şu üçünden biridir. Ama büyük ihtimal varsayılan diye tanıttıysa kesin budur, anasını satayım. Niye bunu tanıttı ki? Umarım video işine yaramıştır kardeşim. Eğer işine yaradıysa bir beğenini almak isterim. Kafanda da soru işareti varsa yorumlarda yazmayı unutma. Senden ricam, takip et. Çünkü bende daha çok bilgiler var. Ve bu bilgileri almak istiyorsan ben bir boş kanal değilim. Ve hiçbir zaman da olmadım. Sana her zaman elimden geleni ardına koymadan bilgilendirici videolar ile sana ilham kaynağı olacağım. O zaman ne diyoruz? Ben senin hacker'ın. Görüşürüz. Herkes dinliyor, ruhum sokakta. Ritimle yanıyor, gece gündüz fark etmez. Hep hazır, Kubilay Can sahnede, herkes hayran.